Şimdi gök sağlık durumu Hollanda'da yaşayan ve kanser tedavisi gören 35 yaşındaki Funda Gök, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gece yarısı ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmiş. Başakşehir'deki Çam ve Sakura Hastanesi'ne tedavi altına alınmıştı. Peki Funda'nın sağlık durumu nasıl? CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'a dönelim şimdi. Bizi orada bekliyor. Evet Merve, sendeyiz. Evet, Hollanda'da yaşayan 35 yaşındaki Funda Gök tedavi gördüğü hastanede yeterli bakım uygulanmadı ve ailenin çabalarıyla ambulans uçakla cumartesi gecesi Türkiye'ye getirildi. Tabii çok ciddi bir çalışma. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla cumartesi akşamı Funda Gök ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi ve şu anda da Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yanımda bir tarafımda anne Ceyhan Gök, bir tarafımda da baba Halil Gök var. Kendilerine soracağız son sağlık durumu Funda'nın nasıl ve Türkiye'ye getiriliş hikayesi nasıl gelişti, kendileriyle konuşacağız. Çok çok geçmiş olsun diyerek başlamak istiyorum. Hoş geldiniz Türkiye'ye. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Kızınız çok zorlu bir süreç atlatıp buraya geldi. Neler yaşandı? Kızım mide kanseri teşhisi konuldu. Bir sene önce ameliyatı oldu Hollanda'da. Ameliyatta artık bayağı bir hatalar oldu ki kızımın karnını falan kapatamadılar. Yoğun bakıma alındı. 10 gün uyutuldu. Karnı açık şekilde sonra iyileşmeye döndü diye ay aldı. Eve gönderdiler. Evde tedavisi devam etti. Tedavisi derken karnına tedavi yapıldı, yarasına. Pansuman gibi. 3 ay sonra iyileşti, kapandı. Yemeğe içmeye başladı. Kilo aldı. Sonradan birden yeniden gerilemeye başladı. Kusmaları, şikayetleri geri geldi. Zayıfladı. Doktora falan götürdük. Bir şey yapamayız dediler, eve gönderdiler. Bu şekilde yani. Ondan sonra da Türkiye'ye müracaat ettik. Çok şükür Türkiye'ye geldik. Şu an nasıl peki kızım? Şu an durumu pek iyi değil. Aşırı zayıf, 30 kilo. Damardan besleniyor. Hala şikayetleri devam ediyor. Kusuyor, ağrısı, sancısı çok. Elimiz ayağımız bağlıydı artık. Karşımıza iyi bir doktor çıkmadı orada. Irkçıydı adam. Resmen öldürmeye teşebbüs etti. Bize teklifte bulundu. İğne vuralım, uyutalım dediler. Ağrı çekmesin dediler. Onu da hala aklıma geldikçe yani çıldıracak haldeyim. O günden sonra da, o son teklifden sonra da benim çocuğum artık titremeye başladı. Beyaz önlüklü birisi görse hemen titremeye başlıyor. Acaba beni öldürecekler mi diye. Bilmiyorum. Baba dedi. Hep dedi, seni dedi, gece görüyorum dedi. Karşımda oturuyorsun dedi. Sana sesleniyorum ama cevap vermiyorsun dedi. Hala aynı durumda. Bu arada elçiliklerimiz olsun, sağlık bakanlıklarımız olsun, herkes devreye girdi. Herkes eline geleni yaptı. Devamlı 24 saat aradılar, mesaj attılar. Damatım olsun, kızım olsun. Hele hele de Zafer Ergün Bey, burada saygılarımı sunuyor bana. O çok uğraştı. Yani hakkı ödenmez birisi. Kendisi olan da yaşıyor. Ve hala da durmadan bizi arıyor, soruyor. Yani ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Allah hepsinden razı olsun diyorum. Peki umudunuz? Var. Ben umudumu yitirmedim. Yitirmem de. Nefes aldığı sürece Rabbim ne diyorsa o olur. Çünkü ben Allah'a inanıyorum. Artık kelimeleri de bulamıyoruz. Ne Türkçemiz kaldı, ne Hollandacamız kaldı, ne İngilizce, hiçbir şey kalmadı. Beynimiz artık sadece kızımızın hastalık. Başka bir şey diyecek kalmadı mı? Çok geçmiş olsun. Sizi de daha fazla zorlamayalım. Evet, 35 yaşındaki Funda Gök Hollanda'dan Türkiye'ye kanser tedavisi görürken ambulans uçakla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirildi ve tedavisi de şu anda Başakşehir'de bulunan Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavisine devam ediliyor. Aileyle konuştuk. Baba Halil Gök ve anne Ceyhan Gök'le birlikte kızlarının sağlık durumuna ve Türkiye'ye getiriliş hikayesini sizlere aktardık diyelim ve sözü bu noktadan yeniden merkeze bırakalım.